Efendim yine bir çarşamba akşamı, saatler 20'yi gösteriyor. Yeni bir paragraf, yine bir paragraf ve yine önemli bir konuk. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamdi Akın'la birlikteyiz. Hamdi Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi bazı konuklar var. Yani hepsi ayrı ayrı değerli ama sizin enerjiniz, samimiyetiniz evet. Ve hani 15 sene aynı televizyonda yayın yaparken her aşamasında size bir de Nihat Bey'e çok net söyleyeyim. İkiniz de Fenerbahçelisiniz herhalde oradan kaynaklanıyor. Artı bir nasıl söyleyeyim pozitif bakış açım var ama zannediyorum karşılıklı. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Tabii ki karşılıklı. Fenerbahçeli mi başlayalım ne dersiniz? Yani konuyu Fenerbahçelilikle... Aslında ligler başlasın ikinci dönem. Ondan sonra mı konuşalım? Konuşalım yani şimdi... Konuşacak bir şey yok zaten Fenerbahçe ile ilgili. İnşallah çok daha iyi olur diyeceğiz. Yani iyi bir yerde bitirir sanıyorum. İkinci dönem tabii bir takım değişiklikler oldu biliyorsunuz. Yani hoca değişikliği bunların başında geliyor. Birkaç herhalde futbolcu değişikliği de olur. Ve ondan sonra sanıyorum inşallah iyi noktalarda bitirir. İyi yerlerde bitirir. Yani tabii böyle bir dönem hiç yaşanmadı. Bu kadar birinciyle arasında bu kadar puan farkının açıldığı bir dönem hiç olmadı Fenerbahçe'de. Benim hatırladığım en azından olmadı. Onun için şanssız ve kötü bir dönem geçiriyoruz. Ama büyük değişikliklerin yapıldığı şirketlerde de bazen böyle inişler ve çıkışlar yaşanabilir. Çünkü... İnşallah öyle diyelim. Yani Türkiye ve Fenerbahçe büyük değişikliklere gebe olsun ki, yani o değişiklikler, umduğumuz değişiklikler olsun. Bu sezonda bizim feda sezonumuz olsun diyelim. Onun için bunları biz sineye çekeriz. Bunu kalbimize gömeriz biz Fenerbahçeli olarak. Ama önemli olan geleceğe umutla bakabilmektir. Değişim dönemleri ve değişimin maliyeti bu şirketlerde de belli dönemlerde şirket potansiyelini, şirket performansını etkileyebilir. Önemli olan en az belki maliyetle bu değişimi sağlayabilmek. Kesinlikle bunun böyle olması eğer değişim olacaksa. Değişime karar verildiyse. Eğer gerçekten değişim olacaksa, bu değişim yaşanacaksa, gerçekten Fenerbahçe başka bir platformda, Türkiye'nin yani başka bir level'a geçecekse eğer yönetim açısından, geçecekse bunlara katlanılır. Yani bizim beklentimiz de bu. Yani Türkiye'de hiç değilse Fenerbahçe bu geçirdiğimiz sezon biz bedel ödemiş olalım. Ama bu bedelin karşılığını Türkiye'de futbolun düzgünleşmesi, futbol yönetiminin daha kurumsallaşması anlamında diğer kulüplerden daha farklı bir yere geçsin ve diğer kulüpleri de peşinden sürüklesin. Eğer bunu becerebilirsek biz bu bedeli ödemiş olalım, bir zararı yok. Türkiye Fenerbahçe'dir, Fenerbahçe Türkiye'dir gibi söylemler var ya. Yani evet, yani bunlar birazcık nüktedan şeyler de olsa gerçek şeyler. Tam onu diyeceğim. Yakın. Şimdi Türkiye'de, belki dünyada eş zamanlı olarak oldukça büyük bir değişimden geçiyor. Evet. Değişimden kastım şu, yani Amerika gibi bir ülkede kurumsallığın çok yerleştiğini, kapitalizmin, serbest piyasa ekonomisinin olduğu bir yerde Twitter'la neredeyse sıfır diplomatik dilin konuşulduğu bir başkanlık dönemi var. Resmen Amerikan sistemini bypass etmeye çalışan bir başkan var. Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye'de de işte bu başkanlık sistemine geçilmesiyle birlikte yönetim anlamında çok gerçekten yeni ve farklı uygulamanın olduğu, farklı uygulamaya alışıldığı bir dönem var. Değişimlerin olduğu dönemde ekonomiler ya da siyasetçiler zaman zaman bedel ödeyebiliyorlar. Ama şirketler de bu değişime ayak uydurursa, ya da uydurmazsaya göre zannediyorum bedel ediyorlar. Şüphesiz. Yani şimdi değişime direnmek diye bir şey söz konusu değil. Yani ben işe başladığımdan beri yaklaşık 40 senedir. Bu 40 senenin yani 25 senesi rahatlıkla söyleyebilirim ki değişim konuştuk. Yani son 25 yıldır hep değişim konuşulur. Değişim hep vardı. Değişim üzerine bir sürü kitaplar yazılmıştır, bir sürü konferanslar verilmiştir. Bir sürü bilim adamı bununla ilgili değişik görüşler öne sürmüştür. Ve değişime karşı sonuçta işte değişmeyen tek şey varsa değişimdir ortaya çıkmıştır. Ve değişimin olacağı ve giderek bunun
daha teknoloji yoğun bir şekilde yaşanacağını hep birlikte görüyoruz. Yani teknolojiyle birlikte işte elimizdeki telefonlardan tutun, bütün bilgisayar sistemleri veya telekomünikasyon, bütün bu televizyon dahil her şey, perakende dahil her şey bambaşka bir platforma doğru gidiyor. Başka bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani biz babalarımız gibi yaşamadık. Çocuklarımız da bizim gibi yaşamayacak şüphesiz. Ve torunlarımız hiç yaşamayacak. Yani onlar hatta şimdi yeni doğan çocuklar ben diyorum ki ellerinde böyle telefonla doğuyorlar. Değil mi? Neredeyse. Çiple doğuyorlar. Çiple doğuyorlar. Ve işte 2-3 yaşına geldiği zaman çocuklar telefonlarla oynamaya başlıyorlar ve bizden çok daha iyi onlara vakıf oluyorlar belli yaşa geldikleri zaman. Bazı anneler babalar kızıyor. Yani bunlar oynamasınlar bu telefonlarla sosyalleşemiyorlar aksi takdirde diye. Ama onların sosyalleşmek gibi bir ihtiyaçları olmayacak galiba o dönemin. Yani onlar başka farklı insanlar olacak. Bazen diyorlar ki gözleri bozulacak bunu seyretmekten. Hayır bozulmayacak. Belki de gözleri ona göre yeniden dizayn olacak. Onların gözleri o yakınlıktaki ya da o sıklıktaki o ekranı seyretmekle ya da izlemekle kendini daha yenileyecek. Şimdi yani onun için çocukların eline onu almak yerine belki vermek gerekecek ileride. Ya arkadaşından geri kalma diye belki de onu vermek gerekecek. Yani söyle bir baba mısın? Ben baba değilim artık dedeyim. Çok güzel. Genç dede. Onun için dedeyim. Onun için ben torunlarıma yani oğluma söylüyorum. Yani bunu verin eline diyorum. Yani çünkü gidiyorsunuz. Mesela şimdi bazı restoranlar çıktı. Bu restoranlar diğerlerine göre fark atmaya başladılar. O restoranların özelliği ne? Aile restoranları. Oturuyorsunuz, hemen çocukların sinema salonu gibi ufak çocukları sıralıyorlar arka arkaya. Her oturan çocuğun önünde bir ekran var. Yani uçaklarda var ya hani ekranlar. O ekranlar kulaklıkları da veriyorlar. Aileler çocuklarını orada o şekilde oturtup o ekrana fokus olmuş çocuk. 2 saat ekranın başındayken onlar da yemeklerini yiyorlar. Şimdi bu restoranlar daha güncel olmaya başladı ve daha diğer restoranlara göre daha değişik cirolar yapmaya başladılar. Şimdi bu da bir değişiklik işte, inovasyon. Ama bu ve bunun gibi değişikliklerin hepsi olacak ve yaşanacak. Bundan kaçış yok. Onun için şirketler de aynı şekilde kendilerini yenileyecekler. Düşünce tarzları değişecek. Yani eskiden ben hep söylerim, yani şirketle evli olmak, şirkete aşık olmak, şirket benim şirketim, ben doğurdum, ben büyüttüm, ben artık bununla beraber yaşarım, ölürüm. Yani bunlar çok modası geçmiş laflar artık. Şirketlerin de artık bizlerin malı olmadığını çok iyi kavramamız lazım. Şirketlerin birer, daha doğrusu şirketlerin hisse senetlerinin çok rahatlıkla el değiştirmesi gerektiğini kabul etmemiz lazım. Ve bu el değişikliğinden de değiştirmesinden de biz kendimizin istifade ediyor olması lazım. Sermayemizi yeniliyor olmamız lazım. Yeni şirketler kurup ve yeni istihdam alanları yaratıp yeni bir dünyaya tekrar yeni bir 5-10 seneye hazırlanmamız lazım diye düşünürüm. Siz bunu 15 senedir söylüyorsunuz. Ben biraz önce yukarıda da konuştuk. Bu muayene istasyonları ortaklığından çıkmak istemenizin temeli olarak oradaki nakit akışının sizde doygunluğa gelmiş olması örneğini vermiştiniz. Şimdi buradan yine Türk ekonomisine geleceğim. Şimdi Türkiye'de şu anda devletin de çok fazla konuştuğu ve üzerinde durduğu şey şu: reel sektörle bankacılık sektörü ilişkisinin yeniden düzenlenmesi lazım. Çünkü ortada sorunlu bazı krediler var, sorunlu bazı şirketler var, gerçekten iş yapmak isteyenler var, kısa süreli problemleri olanlar, uzun süreli problemleri olanlar var. Ama bir gerçek var ki bankalar bilançoları itibariyle kredi vermek noktasında rahatlatılmalılar ki Türk ekonomisinin itici gücü olsunlar. Sizce 2019 yılı şirketlerin, şirket sahiplerinin hisse değerlerinin bir noktada artık gerçekten bir satış yapılacaksa satışın yapılacağı, bir sermaye eklenecekse sermaye ekleneceği ve bir nasıl söyleyeyim konsolidasyonun olacağı bir yıl mı olacak? Ne bekliyorsunuz? Yani bu aslında 2018'de bir miktar olması lazımdı. Ertelendi.
2019'a. 2019'da eğer 2020'ye ertelenirse iyi olmaz. Yani bazen sorunları ertelemek, halı altına süpürmek doğru değil. O bakımdan 2019 belki de birazcık daha hesaplaşma yılı olması gerekir. Yani bu bankalar, şirketler ve kamu bunu birlikte halledebilirler. Çok halledilmeyecek de bir durum yok. Türkiye'de şu anda olmayacak kadar asetler değersiz hale geldi. Şirketler hakikaten çok ucuz. Sadece şirketler değil, mallar da ucuz. Yani arsa ucuz, ev ucuz. Yani şöyle diyebilirim ki, yani çok uzun dönemdir, uzun zamandır bu kadar malların değersiz olduğu bir dönem yoktu. Şimdi bu yaşanan durum, doların da tabii bu kadar bu seviyelere gelmiş olmasıyla beraber inşallah buralarda bir settle olur, yani buralarda kalır ve herkes de ona göre pozisyonunu yeniler. Yani nerede kalacağı, nerede duracağı konusunda 2019 senesinde eğer daha fazla bilgiye sahip olursak ve buna güven duyarsak, ben 2019'un ikinci yarısında çıkışın başlayabileceği kanaatindeyim. Çünkü bir ekonomik program açıklandı. Bu ekonomik program açıklandığı zaman bu programın arkasında durulabiliyorsa ve bunun gerçekleştirilmesi için bir takım fedakarlıklar yapılabiliyorsa, piyasa bunu erken fark eder ve satın alır. İlerisini satın alır. Şimdi şu ana kadar gidişat doğru, gayet iyi. Ve baktığınız zaman devletin borçlanması o kadar yüksek seviyelerde değil. Devlet tasarruflarında hala da dikkatli. Yani bir para gelmeden harcamama konusunda gayet emin adımlarla gidiyor. Aşırı harcama, aşırı yatırım hevesi bu sene yok görünüyor açıklanan programa göre. Büyüme kabul edilebilir seviyelere çekilmiş. 2020'nin büyümesi işte %3-3,5 seviyelerinde kabul edilmiş ki bu revize edilebilir. Ama böyle gittiğiniz zaman ne resesyon da olmaz, büyüme kabul edilebilir oranlarda olur ve devletin harcamaları yüksek seviyede olmadığı piyasa tarafından görülür. Devletin borçlanabilme ihtiyacının fazla olmadığı ortaya çıkar ve bu uluslararası piyasalarda da kabul görmeye başladığı andan itibaren arkasında da siyasi bir etkili, kuvvetli bir siyasi duruşun olduğu ve bu programın takip edildiği kanaatı oluşunca piyasada tekrar yeniden canlanma bizler tarafından ortaya atılır. Yani bizler bunun lokomotifi oluruz. İş adamları olarak söylüyorum. Peki, şimdi burada önemli nokta şu. Diyorsunuz ki, hani Berat Bey'in deyimiyle gidelim, bir dengelenme sürecindeyiz. Evet, evet. İşler en kötüyü geride bıraktık, dengeleniyor gibi gözüküyor. Evet. Ama bu dengenin hangi noktada kurulacağı ve kalıcı olacağı konusunda... Bravo. İkinci yarıda diyorsunuz. Kalıcı ve kararlılık. Arkasında kuvvetli bir kararlılık, bir irade varsa ve o durmaya devam ediyorsa ki bugüne kadar ben duruşu saygıyla karşılıyorum. Son derece güzel. Tamam. Bundan sonra bu devam ederse hiçbir şekilde popülizmle eğer bu bozulmazsa ben ikinci yarıda, 2019'un ikinci yarısında bir çıkışın tekrar başlayacağı kanaatindeyim. Peki. Çünkü dünyada da bir resesyon beklemiyoruz. Dünyada da mesela şu anda faiz artışı beklemiyoruz. Hı hı. 2018'de biliyorsunuz Amerika'da faizler arttı, Fed faiz arttırdı. Ama görülüyor ki 2019'da bu olmayacak. 2019'da yani Fed faizleri düşürmeyebilir ama arttırmayacak da öyle görünüyor. Bu sabit ama duruşu... Ve 2020'de de düşüşe geçebilir beklentisi oluşacak. Eğer 2019'da Fed faiz arttırmazsa, ki arttırmama ihtimali, arttırma ihtimalinden çok daha fazla. Dolayısıyla 2020'de de tekrar geriye düşüş ihtimali olabilir. Bu Türkiye'nin emerging marketler dediğimiz gelişmekte olan ülkelerin lehine olan bir durumdur. Ve bu durumun 2019'un ikinci yarısından sonra daha ortaya daha kuvvetli çıkacağına eminim. Şimdi siz özellikle ben takip
ettiğim ve gördüğüm bir özelliğiniz de mühendis olmanızla birlikte finansmanı çok iyi biliyorsunuz. Finansı çok iyi takip ediyorsunuz. Hep kendi finansmanımı kendi bulduğum için çocukluktan beri bankalarla haşır neşirim. Onun için belki. Büyüme hikayesinde de bu var. Hani şimdi ben de makine mühendisiyim. Evet. Ama hani benim geldiği... Sen de çok iyi biliyorsun. Benden daha iyi biliyorsun. Sağ ol. Estağfurullah. Ama şimdi bir tarafta karşımda koskoca Akfen Holding var. Yani ben de bir makine mühendisi olarak, bir de ben İngilizce de biliyordum. Evet, ayrıca. Daha iyi bir yerde olmam gerekirdi diye düşünüyorum. Yok, güzel güzel. Sen benden daha meşhursun, buna emin olabilirsin. Çok teşekkür ediyorum, sayenizde diyelim. Hakikaten onu soracağım. Yani Türkiye'nin geçmiş 20 senesine, 30 senesine baktığımız zaman finansman açısından dünyada şu anda bulunduğumuz pozisyonu nasıl değerlendirirsiniz? İyi bir noktaya gitme ihtimalimizin yüksek olduğunu söylüyorsunuz. Bir sürü yatırım kuruluşu da bunu söylüyor. Yani Türk lirası diyorlar mesela en ucuz para birimi. Evet. Yani büyüme olacaksa mesela bugün hisse senetleri piyasasında belli ki işte Merkez Bankası faiz indirir mi diye bir korku varmış. O korku ortadan kalkınca resmen inanılmaz bir rally oldu. Yani Türkiye'nin şu noktada bir yukarı potansiyeli gözüküyor. Kesinlikle. Bu sizce hani finansal merkezlerde de Londra'da da gözüküyor mu? Bu ihtimali onlar da böyle mi okuyorlar? Sizin gayet, şahsi düşüncenizle birlikte paralel olarak. Gayet tabii. Yani Türkiye'nin öyle büyük bir sorunu yok ki. Türkiye'nin ufak tefek operasyonlara ihtiyacı var. Türkiye'de teşhis yapılmış. Türkiye'nin hastalıkları belli. Türkiye'nin yani nerede ameliyatın nerede hangi organda olduğu belli. O sadece ufak cerrahi ufak tefek operasyonlar lazım. Türkiye bunu yapabilecek güçte. Yani siyasi irade de bunu yapabilecek güçte. Ekonomi yönetimi de bunu yapabilecek güçte. Bu yapılabilir. Yani şu anda tabii bir gecikmemek lazım. Bunda onu söylemeye çalışıyorum. Yani geciktiğiniz zaman hücrelere yayılır hastalık. Onun için olduğu yerden o hapis tümörü çekip almak lazım. O da aşırı borçluluktur. Yani onu bir şekilde çekip bankaların üzerinden bir şekilde almak lazım. Hakan Ateş'i dinlemiştim geçtiğimiz günlerde Denizbank Genel Müdürünü. Turizm sektörüyle ilgili bir konuşmadaydı. Turizm sektörüne biliyorsunuz Denizbank çok ciddi kredi plasmanı yapıyor. Dedi ki ya biz dedi 2019'da da kredi vermek konusunda çok istekliyiz. Kaynağımız da var. Ancak şunu görmeliyiz ki gerçekten bu işi yapan, ödeme kabiliyeti olan ve iş yapmak isteğinde olan firmalarla çürük elmaları ayırmamız gerekiyor dedi. Dediğiniz gibi bu küçük bir belki cerrahi müdahale ama hani yöntemi, zamanı veya hassasiyeti zannediyorum önemli. Hani bu hızlı şekilde yapılabilecek mi sizce? Yani yapılması lazım. Hmm. Onu söylemeye çalışıyorum. Yapılması lazım. Mutlaka yapılması lazım. Eğer buna bu dönemde bu müdahale yapılmazsa giderek büyüyebilir. Yani dışarıdan kaynak da bulsanız, bulduğunuz kaynağı eğer dikkatli harcayamazsanız, verimli bir alanlara yönlendiremezseniz, yani eskiden hastalıklı yerlerin düzeltilmesi için boşa harcarsanız olmaz. O hastalıklı alanları kesip atabilmeniz lazım. Yani kötü borçları bir kere bankaların bilançolarından ayıklayabilme gücünüzün olması lazım. Bunu yapmak lazım. Bunun için bankalar da gerekli fedakarlık yapacaklar. Gerektiği kadar onlar da write-off edecekler. Şirketler de write-off edecekler. Yapacağız. Biz mesela bir işimizde ortaklar 220 milyon dolar para write-off ettik. Yani bu sene edeceğiz. Zarar yazdık. Zarar yazdık. Yani yapacağız. Yazacağız da bunları. Yani bunları artık bu kolları keseceğiz. Kesmeden yapamayız bu işi. Yani birçok şirket bunu yapmak zorunda. Birçok banka bunu yapmak zorunda. Bazı bankalar işte bak önüne sermayelerini koydular, sermaye arttırdılar. Bazı bankalar sermaye benzeri bono çıkarttılar. Ortaklar kendileri aldılar. Aldıklarında anons ettiler. Dolayısıyla bu gibi yani her banka, her şirket yani özel sektör üzerine düşen görevi yapmaya çalışıyor. Şimdi kamu kurumu da, kamu tarafı da oturup güzel bir planlamayla ki yapıyorlar. Yani devamlı temas halindeler bildiğimiz kadarıyla. Bunları hem basından hem de özel konuşmalarda duyuyoruz. Devamlı temas halindeler. Yani öyle çok aşırı bir kötü girişe izin vermeyecekleri besbelli. Dolayısıyla ben ama bu konularda birazcık daha radikal olmasından yanayım.
birazcık daha yılın ilk 6 ayında bu meseleler daha kolay halledilebilir. Ve dış piyasada bunu bekliyor. Dışarıdan Türkiye'ye gelecek çok fazla kaynak var. Artık Türkiye kendini kanıtlamış bir ülke. Türkiye yurt dışında çok firmaya paralar kazandırdı, çok şirketlere paralar kazandırdı. Kendini kanıtladı. Yani liberal ekonomide, efendim globalleşmede pozisyonunu çok sağlamlaştırdı. Yani paranın serbest dolaşımından tutun, şirket senetlerinin, hisselerin el değiştirmesi, yani M&A dediğimiz operasyonlar, satın alma birleşmelere, satın alma kadar. Birleşmelere kadar. Bunu defalarca yaptı. Bizim stok marketimiz çok güzel, çok derinleşiyor. Güzel derinleşiyor, çok güzel imtihanlar verdi. Onların içinden başarıyla çıktı. Dolayısıyla yani biz bu konularda artık deneme, yanılma metoduyla birçok merhaleleri kat ettik. Onun için bundan sonra bizim para gelmemesi diye bir şey söz konusu değil. Yani bize şunu kimse söyleyemez dışarıdan. Yani Türkiye'de ne olacağı belli olmaz. Finansal piyasalarda yeni kanunlar çıkabilir ya da işte bankalarda paralara el konulabilir ya da döviz transferi engellenebilir. Böyle şeyler Türkiye için çok uzak. Türkiye bunları çok aştı. Abesle iştigal olur bunları söylüyor. Abesle iştigal olur. Dolayısıyla yabancı sermayenin en çok korktuğu şeyler de bunlardır. Bunlar olmadığı sürece onlar da risk alırlar. Kur riskinin de ne demek olduğunu herkes biliyor. Onlar da biliyorlar, biz de biliyoruz. Gerekirse alınıyor, gerekirse alınmıyor. Yani onun için bu konularda ben Türkiye rüştünü ispat etmiş bir ülke olarak görüyorum. Yabancı sermayenin de bunu bildiğini, yabancı sermayenin de Türkiye'nin bu şartlarını iyi kavradığını düşünüyorum. Sadece profitable, yani karlılık anlamında Türkiye'yi iyi görmesi, sektörleri iyi analiz etmesi gerekir. Türkiye'nin büyümesine inanıyor olması lazım. Çünkü yabancı yatırımcı için tek önemli figür, rakam vardır. O da büyüme oranıdır. Evet. Büyüme varsa o ülkeye giderler. Evet. 2019'da büyüme konusunda ikinci yarıda bir hareket olabilmesi için ilk yarıda özellikle bu reel sektörle bankacılık sektörü kesinlikle arasındaki ilişkinin düzenlenmesi lazım. Kesinlikle. Son 5 dakikamız ikinci yarı öncesinde baktığım zaman yatırım yaptığınız sektörlere maden, şehir hastanelerini, yenilenebilir enerji ve turizm konusunu görüyorum. Evet. Bir en sıcak konuyla başlayayım. Bu turizm konusu biraz önce de konuştuk. Şimdi son rakamlara da bakıyorum. Turizm sektöründe bir iyileşme var. Siz yine zannediyorum şehir otelciliği daha cash cow olduğu için, nakit ürettiği için o tarafta varsınız. Turizm sektörünü Türkiye'de büyüme açısından önemli bir sektör olarak görüyor musunuz? Vallahi bakın, şimdi turizm her türlü melanete rağmen, her türlü terör, her türlü ikili ülkelerin bozuşup, yani Türkiye-Rusya kavgasından bahsediyorum. Onların olmasına rağmen hiçbir şekilde kalıcı bir ya da uzun vadeli bir krizin içine girmiyor. Hı hı. Neden? Türkiye çünkü turizme 1983'ten itibaren tanıştı. Turgut Özal zamanından itibaren, yani ilk liberalleşen sektörümüzdür bizim turizm. Rahmetli geldiği zaman hemen turizm konusunda Türkiye'nin bir turizm ülkesi olması gerektiğini ve arsa tahsislerinin hazine tarafından verilerek o Antalya'daki dev otellerin yapılmasını sağladı ve mesafe alına alına alına, iyi kötü her şeyi yaşaya yaşaya, öğrene öğrene Türkiye bugünlere geldi ve Türkiye bu da turizmde bundan daha geriye gidemez. Gitmez. Çünkü artık oturdu. Yani Türk insanlar, oraya gelenler Türkiye'yi tanıyor, Türkiye'deki turizmin ne demek olduğunu biliyor, kültür turizmini biliyor, tarihi biliyor, denizi biliyor, kumu biliyor, güneşi biliyor, tamam, kayağı biliyor gerekirse. Dolayısıyla Türkiye o konuda kendi yapabileceğini yaptı ve bundan sonra üstüne koyarak gidecektir. Yani turizm şeyi bu, turizm geriye gidiş söz konusu olmaz. Onun için diyorum ki Türkiye genel anlamda, ekonomik anlamda da kendisini ispat etmiş bir ülke, rüştünü ispat etmiş ülke derken finansal piyasalarda da yavaş yavaş bu merhalelerden geçiyor. Geçti de nitekim. Yani önümüzdeki 10 sene Türkiye için çok parlaktır.
Peki, bu çok önemli bir nokta. Araya gitmeden önce şunu sorayım. Özellikle turizm sektörüyle ilgili bir dönüşüm programından da bahsediliyor. Bir tanıtım fonundan da bahsediliyor. Siz bunun turizm sektörünün farklı bir noktaya gidebilmesi açısından bir fırsat olduğunu düşünüyor musunuz? Gayet tabii. Yani şimdi Turizm Bakanımız zaten bir turizmci. Efendim herkese çok rahatlıkla ve yakın temas içerisinde görüşüyor, fikir alışverişinde bulunuyor. Son derece açık bir insan. Dolayısıyla bundan sonra yapılan her şey doğru şey olacaktır. Yanlış bir şey yapılmaz turizmde. Peki. Çünkü yani yapılamaz. Çünkü herkes bu konuda çok tecrübeli. Anladım. Bu özellikle turizmdeki başlangıcın ve altyapının doğru kurulması Türkiye'nin gideceği yerle ilgili zaten istikameti evet, gösteriyor. Mesela biz Bodrum'da bir turizm projesi yapıyoruz. Hı hı. Yani otel aslında fakat tabii iki katlı yani bir tatil köyü havasında ama değişik bir tarzda pazarlıyoruz. Yani yeni bir pencere açmayı hedefliyoruz. Bodrum'da long term lease getiriyoruz otele. Hı. Yani uzun vadeli kiralamayı getiriyoruz. Biz diyoruz ki müşterilerimize, otel müşterilerimize bizden 5 yıldızlı otel. Konsept bu. Her şey full furnish, mobilyaları falan filan her şey içinde. Dolayısıyla sadece valizini alıp geleceksin. Ama bizden bir günlük oda isteme, bir haftalık, bir aylık oda isteme. Bizden 5 yıl. 5 yıllık iste odanı ya da evini. 2 oda mı istiyorsun? 2 oda. 2 oda bir salon mu istiyorsun? Öyle verelim. 3 oda bir salon mu istiyorsun? Öyle al. Ama 5 yıllık al. 5 yıllık kiralama. 5 yıl boyunca bizde kalmayı taahhüt et. 5 yıl boyunca bizden kirala. Ha gelmeyecek misin? Biz senin adına kiralayalım. Güzel bir yöntem. Gelmeyeceksin seneleri. Ama 5 yıl burası senin olsun, senin inisiyatifinde olsun. Biz de cash flow sıkıntısı çekmeyelim. Biz size iyi uygun bir fiyat verebilelim. Uygun sizden fiyat de verelim. Parayı peşin alalım. Aynen öyle. Çok güzel, çok da uygun fiyat verelim. Ama burayı sen işlet, sen kirala, alt sublease yap. Alt kiracılarını da sen bul. İstersen biz bulalım. Her şey uygun. Yeni bir model. Yeni bir model. Bodrum'da yok. Yani Türkiye'de yok daha doğrusu. Bunu, ama tutacak. Turizm böyle işte şeylere gebe. Tam onu söyleyecektim. Turizm, tahsisler yeni konusu, pazarlamalara gebe. Yeni pazarlamalar konusu, turizmdeki dönüşüm. Bunların hepsi turizme yeni bir soluk getirecek gibi gözüküyor. Efendim kısa bir ara verelim. Kısa bir aranın ardından hangi yeni alanlarda ve özellikle de enerji konusunda Akfen Holding ne yapıyor? Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamdi Akın'la kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamdi Akın'la kaldığımız yerden devam edelim. İlk bölümde esasında birazcık latifeyle ya ben de makine mühendisiyim, ben de İngilizce biliyordum, daha iyi de iyi olabilirdim diye söyledim ama şöyle baktığınız zaman iş yaşamınıza ya şu da olsaydı, şunu da yapsaydım dediğiniz bir şey var mı? Yani ya da önümüzdeki dönemde ben şunu gerçekleştireceğim, şöyle bir hedef koydum kendime. Ya tabii yani şimdi İngilizce bizde bir baş ağrısıdır. Yani İngilizce 50 yaşından sonra öğrenmeye çalıştık. Tabii bu ancak kendimizi kurtaracak kadar da becerdik. Ama şunu söyleyeyim ki benim için iş adamlarında olmazsa olmaz şey yabancı dildir. Hmm. Bu İngilizce olur, İspanyolca olur, Fransızca olur ama bir yabancı ama yani %80 şeyle iş dünyası İngilizce konuştuğu için İngilizceyi tabii ki tercih etmek lazım. Diğerleri biraz fantazi. Yani olsa da olur, olmasa da olur ama İngilizce olmazsa olmaz. Dolayısıyla İngilizce niye gerekli? Çünkü biz Türkiye olarak bakın övündüğümüz şeyler neler daha çok dünyaya entegre oluşumuz. Dünyayla iş yapmamız, efendim ithalatımız, ihracatımız, değil mi? Yani şimdi devamlı diyoruz ki bak bu sene ihracat rekorunu kuruyoruz. İhracat rekoru neyle kırılır? Türkçe ile kırılmaz. İhracat rekoru yabancı dille kırılır. Yani ne kadar çok yabancı bilen elemanınız, kadronuz, insan kaynağınız varsa o kadar iyi tanıtırsınız kendinizi yurt dışında. Yani bizim artık yerel iş adamına ihtiyacımız yok. Bizim uluslararası iş adamına ihtiyacımız var. Bizim yerel
işçi adamımız çok. Evet. Analar her gün doğuruyor. Yani esasında bizim, devlete dayanarak büyüme modelinden ihracata dayalı büyüme modeline geçmekten bahsediyoruz. Yani bizim hepimizin yani uluslararası iş adamı olmamız lazım. Bir kere o şart. Yani bizim iyi eğitimli insanlar, bizim çocuklarımızın, torunlarımızın, iyi eğitimli insanların hepsinin uluslararası platformda kendini gösterebiliyor olması lazım. Onun için de yabancı dil şart. Yani ben vakfım var, Türkiye İnsan Kaynakları vardı. Bu sene 20. yılını kutluyoruz. 20 yıldır öğrenci, talebe, işte Doğu Anadolu'dan öğrencileri getirip buraya oryante etmeye çalışıyoruz. Üniversite öğrencilerini. Ve orada bütün talebelere her zaman söylediğim şey, mutlaka ne yapacaksınız? Yapacaksınız, bu İngilizceyi öğreneceksiniz. Ama okul bittikten sonra kaçın, yurt dışına gidin. Vizeniz yoksa da gidin, parklarda yatın, sıcak bölgelere gidin, İngilizce konuşulan, tamam mı? Ya da paranız turist, yoksa turist bile. Getirin buraya. Evet, kaçın, benzincire çalışın, şurada çalışın, bilmem ne yapın ama şu İngilizce denilen lisanı mutlaka öğrenin çocuklar diyorum. Yani çünkü Bu kadar etkili ama. Yani olmazsa çünkü uluslararası alanda olamıyorsunuz. Yani siz şimdi bakın biz yerli ve milli olmaktan bahsediyoruz ama yanlış anlaşılıyor. Yerli ve milli eğer uluslararası olmadan yerli ve milli olunmaz. Yani internasyonel olmadan yerli ve milli olsanız ne işe yarar? O zaman içinize kapanır yaşarsınız yani. Ama uluslararası platformda olacaksınız tabii ki yerli ve milli olacaksınız. Yani bizde çocukluğumuzda yerli mallar haftası vardı. İşte bir takım bizim milli ve yerli kalmamızı gerektiren şartlar neyse hemen hepsi sağlanmıştı. Tabii ki olacak. Onda bir şey yok. Bunu söylemeye bile gerek yok. Ha? Ama biz önce internasyonel, biz uluslararası olmamızı kafaya koymamız lazım. Yani uluslararası olmayan hangi ülke yerli ve milli olabilir? Yani şimdi kendinizi kabul ettireceksiniz yani ki şimdi, ondan sonra. Elbette yani ya Almanya'da yerli ve milli olursa, Amerika'da yerli ve milli olursa, herkes yerli ve milli olursa o zaman uluslararası ilişki nerede kaldı? Zaten şu andaki problemin nedeni de biraz bu galiba. Yani herkes Rabbena hep bana yapmaya başladı. Yani şimdi birazcık öyle bir şey var ama bu ne için oluyor? Uluslararası olabilmek için oluyor. Yani neden? Amerika niye daha güçlü olmak istiyor? Dünyada daha güçlü olabilmek için. Dünyada daha etkin olabilmek için kendi içinde. Yani şimdi evet Trump asker çekiyor. Yani diyor ki ben eğer Suriye'yi koruyacaksam, ben Kürtleri koruyacaksam parasını Kürtler versin askerimi. Suriye'ye versin. Suriye'ye versin. Irak'ı koruyacaksam Irak versin. NATO'da yapıyorsam NATO versin parasını. Gayet mantıklı bir bakış açısı. Yani çünkü o kadar çok yerde Amerika dağıldı ki her tarafı korumaya dünyanın polis olmaya, inzibatı olmaya kalkarsanız tabii çok yerde şantiye açmanız gerekir. Çok yerde ofis açmanız gerekir. Onu karşılayabilmeniz lazım. Şimdi diyor ki ben artık bunları karşılayamıyorum. Ben önce kendim içeride güçlü olayım ülke olarak. Ben zaten dünyayı o zaman etkilerim. Zaten dünyayı yönetirim. Buradan bir konuya daha hızlıca geçeceğim. Bu arada biz paragrafta eğitim, gençlik, enerji, kadın ve küresel ısınma konularını hep konuşuyoruz. Özellikle cinsiyet eşitliği konusuna çok vurgu yapıyoruz. Bu konularla ilgili konuşacağım. Sizin de hani bu vakıftan bahsettiniz, orada aklıma geldi. Özellikle kadınlar konusunda da bir sosyal sorumluluk projeniz var. Yani burada merak ettiğim şey şu. İş yaparken hani İngilizce ve eğitime vurgu yapıyorsunuz ya. Başka önemsediğiniz motifler var mı? Yerli milli olma gücünü getirecek o uluslararası güç olma anlamında. Mesela ben şu çalışmayı bilmiyordum. Kadın iş gücünde erkeğe göre 3 kat daha fazlaymış. Şimdi çok doğru. Ben şimdi onu şey yaparken bunu söyleyeyim diye kafamdan geçiriyordum. Şöyle, ben Türkiye'de, büyük şehirlerde şuna şahidim yaşadığımız her yerde. Siz bir televizyon şirketisiniz. Hı hı. Kaç kişi çalışıyor? Diyelim ki burada 70 kişi çalışıyor. 80 kişi çalışıyor. 100 kişi çalışıyor. Nedir oran? Güzel soru. Yakındır diye düşünüyorum. Fazladır. Ha. Bayan oranı fazladır. Olabilir, evet. %70-30'dur eminim. Yani burada.
Şimdi kadınlar, İnsan kaynaklarına hemen bir soralım arkadaşlar. Evet, bayanlar çalışabildikleri her yerde fiziki olarak müsaade ettiği fiziki gücü, yani bir inşaattan bahsetmiyorum elbette, şantiyeden bahsetmiyorum. Çalışabildikleri her yerde erkeklere göre daha fazlalar. Çok önemli tespit. Evet. TAV da böyleydi. Yani evet, Mersin Limanı'nda öyle değildi. Biraz daha... Tamam, muayene istasyonlarında öyle değildi. Tamam mı? Ama TAV'da bayanlar fazla. Yani verimli bir operasyon, evet, da ayrıca değil mi? Evet, yani oldukça iyi, evet, bir operasyon. Evet. Ondan sonra şeyde ne bileyim, yani çalışabildikleri her sektörde, turizmde, turizm sektöründe bayanlar daha fazla. Yani çalışabildikleri her sektörde daha fazlalar. Çok önemli. Dolayısıyla bir Türkiye, bilhassa büyük şehirlerde bu meseleyi çözdü. Bizim holdingde de, holdinglere bakıyorum, her taraf bayandan geçilmiyor yani. Erkek sayısı çok az. Diyorsunuz ki siz yeter ki açın, kadınlar orayı yani, evet, zaten güzelleştiriyorlar. Zaten varlar yani, hiç o konuda bir ben kadın erkek eşitliğinde Türkiye'de öyle büyük bir sorun yaşandığı kanaatinde değilim. Tabii şeyler o, yani küçük şehirlerde yaşanan Anadolu'yu ya da bazı belki Anadolu'da yaşanan, yaşanan böyle tarihsiz olaylardan falan bahsetmiyorum. Onlar tabii ki eğitim noksanlığıyla alakalı bir şey. Yani yoksa, evet, kadın erkek eşitliğiyle, eşitsizliğiyle alakası yok onların. Yani... Şimdi hızla bir konuya daha atlayacağım. Amerika'dan bahsettiniz. Amerika'nın dünyanın polisi olmasından ve bir yerlere eğer güvenlik sunuyorsam ben bunun maliyetini de verin demesinin gayet doğal olduğunu söylediniz. Bu arada enerji konusunda da önemli yatırımlarınız var ve enerji konusunda da Amerika çok değişik bir pozisyon almaya başladı bu kaya gazının gelmesiyle, evet, birlikte. Yani şimdi zaten Türkiye'deki enerji sorununda da biliyorsunuz en önemli sıkıntı şirketlerde bilhassa gazdan elektrik üreten. Yani ya da doğalgaz çevrim santrali dediğimiz, evet, doğalgaz çevrim santrallerinde yaşayan şirketlerde yaşanıyor. Doğalgaz çevrim santrali doğalgazın pahalı olması nedeniyle şu anda enerji üretemiyorlar ve santrallar kapalı vaziyette. Çünkü Türkiye'de enerji şu anda ucuz. Şimdi bunu kıracak en önemli etki şey önümüzdeki yıllarda, bunu bir televizyon programında sanıyorum Fatih Birol da anlatmıştı. Amerika'nın kaya gazı ve Avustralya'nın kaya gazı bulması nedeniyle bu ülkelerin üretim fazlalıkları oluştu. Ve Amerika şu anda gazda dünyanın bir numaralı ihracatçısı haline geldi. Suudi Arabistan'ı, yani Rusya'yı petrolde ve gazda geçecek. Böyle olunca dünyada dengeler değişiyor. Yani gaz konusunda bilhassa çok ciddi rekabetlerin yaşanacağı, gaz fiyatlarının çok aşağıya geleceği konuşuluyor. Şimdi eğer bu gerçekleşirse ki gerçekleşme ihtimali çok kuvvetli, gazla üretim yeniden başlayabilir. Yani 2019'da değilse de 2020, 21, 22 buradan itibaren gaz yeniden cazip bir pozisyona geçebilir. Tabii ki yenilenebilir enerji hiçbir zaman yerini kaybetmez. Yani güneş, efendim rüzgar ya da HES'ler ya da jeotermal, bunlar sonuçta doğal kaynakları kullanarak elde ettiğiniz enerji olduğu için, yani enerjinin üretimi sadece bir yatırım maliyeti ve ondan sonra bir şey maliyeti yok. İşletme maliyeti İşletme yok. İşletme maliyeti yok. Dolayısıyla onun için onlar pozisyonlarını koruyacağını düşünüyorum. Ama kömüre karşı gaz ciddi bir avantaj elde edebilme ihtimali çok kuvvetli. Onun için onu yakından takip etmek lazım. Bu eğer böyle olursa Türkiye'deki şirketlerin de toparlanmasını getirebilir. Enerji sektöründe özellikle yapılan yatırımların büyük kısmı enerji fiyatlarının düşmesi dolayısıyla, evet, ve girdi fiyatlarının yükselmesi, evet, dolayısıyla, evet, ciddi zararlara neden olmuştu. Evet. Şimdi özellikle doğalgaz, evet, çevrim santralları arasında, evet, hikaye değişebilir diyorsunuz. Peki, kesinlikle, siz yenilenebilir enerjidesiniz. Biz yenilenebilir deyiz. Tamamen yenilenebilir de şey yapıyoruz. Şu anda 640 megawatt'a ulaştık. Yenilenebilir de. Hedefimiz 1000 megawatt. Hı hı. Bunu 2020'nin sonuna kadar, 2021'e kadar yapmayı hedefledik. Biliyorsunuz biz %16 EBR'di, %16 IFC olmak üzere %32'sini şirketimizin satmıştık zaten. Onlar bizim ortaklarımız. EBR'di ve IFC, Dünya Bankası. Dolayısıyla biz 1000 megawatt'a ulaştıktan sonra
bir IPO yapmayı, halka arz etmeyi düşünüyoruz yenilenebilir enerjide. Halka arz yapacaksınız. Yenilenebilir enerjide, evet. Yani şöyle belli size, yani size'ı büyük bir şirket olarak yapmayı düşünüyoruz. Yani 1000 megawatt'a yani, ulaşmak aşağı yukarı bu size'a büyüklüğe ulaşmak yani, demek midir? 1000 megawatt oldukça önemli, iddialı bir rakam. Ve sanmıyorum 1000 megawattlık bir yenilenebilir enerji portföyüne sahip başka bir şirket yok Türkiye'de. Bu tabii ki yani Çin'le falan mukayese ederseniz 1000 megawatt bir şey değil tabii. Ondan sonra dolayısıyla Çin'de bir şeyi bir şey mukayese edilmez. Etmemek lazım etmemek zaten. Lazım, evet. onun için o seviyelere gelip 2021 senesinde bunu yapacağız diye düşünüyorum. Peki. İnşallah. Bir diğer konu da esasında bu maden konusu. Madencilik tabii Türkiye'de çok ilginç olan bir konu bence. Ben yeni maden sektörüne girdim. Tabii ben bazı sektörlerden çıktıkça bazı yeni sektörlere giriyorum. Yani benim işim şirket üretmek, evet. Benim işim şirket yaratmak, istihdam yaratmak, yeni istihdam alanları şey yapmak. Yani biz bir şirketten çıktığımız zaman oradan elde ettiğimiz parayla borçlarımızı ödüyoruz ve kalan parayla da yeni yatırımları yapıyoruz. Yeni yatırım yaparken de hangi sektörlere gireceğimizi ve hangi sektörde şimdiye kadar olmadık, o sektördeki ilginç şeyler nelerdir, onlara bakıyoruz, onları takip ediyoruz. Ve en önemlisi biz bu şirketten ne zaman çıkabiliriz, çıkabilir miyiz? Yani çıkabileceğimiz sektörlere girmeye gayret ediyoruz. Yani girerken esasında ben bunu ne zaman, ne fiyattan, nasıl satarımı planlıyorsunuz? Exit stratejimiz olmayan hiçbir şirkete ve şeye girmeyiz. Yani kesinlikle biz, yani neden kömüre girmedin diye bana sorarsan sebebi bu. Yani kömürün eksisti olmayacağı için, çıkamayacağımız için kömüre girmedik. Hamdi Bey, bu düşünüş tarzı size nasıl yerleşti? Yani bu çünkü bir şey olması lazım. Parasızlıktan olabilir mi? Öyle olabilir yani büyük ihtimalle çünkü nakit yaratmam lazım. Evet diyorsun. Yani sermaye yaratmamız lazım. Sermaye yaratmazsanız olmaz. Güzeldi ki. Bu. Türkiye'de şirketlerin genel olarak problemi karsızlık diyebilir miyiz? Yani karsızlık diyemeyiz, sermayesizlik diyebiliriz. Sermayesizlik. Yani sermaye çünkü bizde birikimi daha henüz yeni başladı oluşma. Yani bu son 10 yıldır şirketlerin alınıp satılmasıyla başladı. Ama yine yeteri kadar yapabildiğimiz kanaatinde değilim. Ve nitekim de yani öyle bir şey ki, bakın 60 milyar dolara yakın devlet özelleştirme yaptı. Hı hı. 60 milyar dolar. Çok büyük rakam. Yani 2007, 2006, 2007, 2005, 2006, 2007 senesinde. Bu 60 milyar dolarlık hisse senedi özel sektörün eline geçti. Şimdi aradan 10 sene geçti. 10 senede 60 milyar dolarlık hisse senedi, halka kapalı da olsa, kaç milyar dolar olması lazım? Yani. Sen bu işleri bilen adamsın. Tabii. Her sene bakalım. Enflasyon kadar en azından koymanız gerekir. En az enflasyon. Ama IRR'ın private equity'lerde, özel hedge fund'larda %15, %20'ler olduğunu tabii. %20 düşünürsek, olması lazım. Düşünürsek 15 seni, diyelim. Tabii. Bunun en az 3 misli olur. 3 misli olur. 180 milyar dolar eder. Yani Türkiye'nin bugün 180 milyar dolarlık şirket sahibi olması, satılabilir değerinin olması gerekirdi. Evet. 60 milyar dolar devlete verdik ve biz bunları aldık. Aldınız, ne yaptınız? Aldık, ne yaptık? Evet. Nerede bu değer? Niye yok? Bir kere önce buna bir bakmamız lazım. Bu değer nerede? Bu bir değer yarı yarıya 60-30'a düştü. Şimdi burada büyük bir sıkıntı var. Yani biz bunu 180 milyar dolarlık değer olarak şu anda dünya piyasalarına satıyor olmalıyız. Sergiliyor, satıyor. Launch ediyor olmalı. Değil mi? Öyle yapıyoruz. Yani diyorsunuz yani ki esasında sunuyor olmamız 60 lazım. Milyar dolar. Biz bunu yapamadık, beceremedik. Yani burada kimlerin suçu var, kimlerin kabahati var bilmiyorum. Ama yani sonuçta bunu beceremedik. Ben kendi adıma yapmaya çalıştım. Yani ne kadar yapabildiysem o kadar yaptım. Ama bir şirketin, hisse senedi bir emtia, bir mal, bir menkul. Bunun üzerine yatamazsınız. Evet. Yani yatsanız ne olacak? Bir şey çıkmaz. Bunu çevirmeniz lazım. Çevirebilmeniz lazım. Yattığınız zaman işte sonuç bu oluyor. Evet. Bunu biz satılabilir hale getirmek ve önümüzdeki işte 5-10 sene içerisinde satacağımızı düşünerek hep valuation değerini arttırmakla meşgul olmalıydık. Hiç buralara kafa yormadık.
Yani eğer yorsaydık bugünleri yaşamazdık. Yani şimdi yukarı potansiyeli Türkiye'nin çok var demenizin çok basit matematiklerinden bir tanesi bu. 60 milyar dolarlık hisse varmış, 30 milyar dolara düşmüş. Hiçbir şey yapılmasa 10 sene önceki değerine çıkması için %100 artması lazım yani. Zaten hisse fiyatlarının. Peki finansman tarafı önemli dedik ya. Mesela biraz önce özellikle yenilenebilir enerjide EBRD'den, YFC'den bahsettiniz. Bu maden konusunda da bir finansman şimdi mı buldunuz? Ona söyleyecektim. Maden çok çok önemli. Neden maden önemli? Maden de yerli maden firmaları, Türk maden firmaları hiçbir şekilde yurt dışından, yurt dışı bankalarından bugüne kadar kredi kullanamamışlar. Hmm. Proje finansmanı olarak. Hiçbir şekilde proje finansmanı yapamamış. Dolayısıyla doğru dürüst bir iş planı sunamamışlar. İş planı sunulamıyor, yeterli sermaye olmuyor. Çünkü bu şeylerde, yani bizde madencilik nedense kurumsal bir şekilde gelişmemiş. Daha çok hafriyatçıların, yani kamyonu ve iş makinesi olan insanların yaptığı bir sektör halinde gelişmiş. Ve böyle olduğu için de hep öz kaynaklı yapılmış. Hep öz kaynaklı, öz kaynaklı madencilik olmaz. Yani bir yere kadar olur. Olur da, çünkü madencilik çok büyük bir iş. Çok fazla öz kaynak ister. Örnek bizim bu yaptığımız maden, yani Türkiye'nin evet en büyük madeni. Hı hı. Dünyada da yeni yani şey ne olarak… Ne madeni bu? Bakır. Bakır madeni. Türkiye'nin en büyük bakır madeni. 26 milyon tonluk bir rezerv var şu anda. Ama teknoloji olarak dünyadaki ilk beşte. İlk beşte yeni bir teknoloji kurduk. Ama %50'sine yakın öz kaynak koyduk Artuncuğum. %50 öz kaynak koyduktan sonra ben buna finansman yapabildim ancak. %50'sine de 150 milyon dolar da 3 bankadan, yani SocGen, Societe Generale, BNP Paribas ve ING'den 150 milyon dolar proje finansmanı yapıldık. Ve Türkiye, Türk firmalarına yapılmış ilk proje finansmandır Türkiye tarihinde. Şimdi madene. Şimdi ikincisi olursa artık daha kolay yapabileceğimi düşünüyorum. Ama gene de %50'ye yakın öz kaynak koymam gerekiyor. Şimdi bunu aşağıya çekmemiz lazım. Biraz kendimizi ispatlayıp %25'lerde, 30'larda geldiğimiz zaman da finansman yapabiliyor olmamız lazım yurt dışındaki bankalardan. Bunu mutlaka becermemiz lazım. Eğer bunu beceremezsek, çünkü yurt içindeki bankalar madene çünkü para vermiyor. Niye vermiyorsunuz diye sorduklarımızda madeni bilmiyoruz diyorlar. Madenden anlayan, madeni analiz edecek, madenin SWOT analizi yapacak elemanlarımız yok diyorlar. Kadrolarımız yok diyorlar. Ve böyle olunca da madene kısa vadeli recourse dediğimiz, yani imza atmak kayıt şartıyla, kefil olmak kayıt şartıyla kısa vadeli paralar veriyorlar. Bu şekilde madencilik yapılmaz. Maden uzun vadeli para istiyor. Ve böyle olursa, eğer biz finans kaynaklarına ulaşabilirsek, Türkiye ihracat konusunda madende çok çok anormal, beklemediğimiz yerlere gelir. Yerlere gelebilir. Bu çok önemli bir nokta. Yani hani biraz önce söylediğiniz konu, biz bir şirketi alıyoruz ve satmak üzere alıyoruz. Çünkü satmak demek o şirketi karlı hale, sürdürülebilir bir getiri vaat ediyor hale getirmek dediniz. Evet. Bu özellikle madencilik sektörü de bu noktada önemli şeylerden bir tanesi. Evet. Şimdi bu yerli milli konusunu konuşunca zaman zaman ben ilgilendiğim için, özel ilgim olduğu için de bakıyorum. Petrokimya da mesela Türkiye açısından çok ciddi fırsatların olabileceği bir yer. Petrokimya'da o ara malının hepsini yurt dışından alıyor Türkiye. Evet. Tekrar burada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet. Buralarda düzgün finansmanlar sağlanabilirse zannediyorum Türkiye çok ciddi farklı i̇şte noktalara gidiyor. O ara malların üretimi de aslında maden, yani metal olmayan madenler onlar da. Yani orada da üretebileceğimiz birçok şey var. Ama bunların finansmanlarını yapabilecek bir kaynağımız yok. Evet. Önemli. Türk iş adamları buraya ulaşamıyorlar. Buraya ulaşabilmeleri için yani olağanüstü çaba sarf etmeleri lazım. Ama o seviyeye geldik. Artık yurt dışındaki kaynakları kendimizi Türkiye'li iş adamları kendilerini tanıttılar. Yani buralarda yatırım yapabilirler ve dışarıdaki bu kaynaklardan buraya para getirebilirler. Bu mümkünleşti artık. Şimdi son 5 dakikaya girdik. Bu hani bir konumuz daha var esasında şehir hastaneleri ama birazcık böyle bir ara verip ben şu şeyi konuşmak istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam
2012-2013 yılıydı. Yani CNBC'de o zaman sizinle sohbet ederken artık hani daha böyle nasıl söyleyeyim, iş tempomu azaltacağım. Hı hı. Daha emeklilik konularını konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bu arada dede olmuşsunuz evet, maşallah. Evet. Şimdi üstüne 6 sene geçmiş şimdi hesap ediyorum. Evet. Yani benden daha enerjik, benden daha fazla işleri heyecanla anlatan bir Hamdi Akın var karşımda. Ne değişti bu arada? Yani her şeyi yapamıyoruz işte. Söz verdiğimiz her şeyi yapamıyoruz. Yani evet hatırlıyorum. Yani şöyle demiştim. Stresli çalışma ortamından keyifli çalışma ortamına geçeceğim demiştim. Tamam, aynen. Aynen böyle söylemiştim. O benim hedefimdi çünkü. Yani o zamanlar çok stresli çalışma ortamımız vardı hakikaten. Yani şimdi ama biraz keyifli çalışma ortamına geçiyorum doğrusu. Yani çünkü bu işte aset satmayla ilgili bunlar. Yani alıp satma işini becerebildikçe keyif alıyorsunuz. Evet, nakit yani, yaratabildikçe. Nakit yaratabildikçe, bunun tadına vardıkça o zaman bu işi stresinden kurtulabiliyorsunuz. Çünkü hep al pozisyonda olamazsınız. Evet. Al pozisyonu, al, obez olursunuz. Güzel bu. Obez olur. Aldığınız kadarını harcamanız yani, lazım. Evet, o biraz, enerjiyi biraz, başka türlü kullanmak. Yani evet, almak, vermek bunlar hep dengeli olması lazım. Yani borsada da hisse senedinde hep al. Tabii. Olamazsınız yani. Tabii. Doğru yerden olmaz. Satmadığınız takdirde evet. Hiçbir şekilde yani hisse senedine değil. Sahip olmanın bir anlamı yok. Evet. Biraz bu kişilikle de alakalı galiba ya. Ne bileyim. Yani kişilikle de alakalı. Belki evet. Ben belki biraz işte hem sanayicilikle iş hayatına başladım ve hep satarak yani aldım ham maddeyi kazan haline getirdim. Sattım. Hiçbir kazanı kendim için yapmadım. Dolayısıyla yani onu satarken sonra işte sıvı tesisat malzemeleri, vitralar, işte şu ne bileyim borular falan filan satmaya başladım. Onları satarken de hep hiçbirini stoklamayı düşünmedim. Hep gelen malı acaba bir an evvel nasıl elimden çıkartırım diye baktım. O bende bir karakter oluşturmuş olabilir. Likidite önemli diyorsunuz. Oldukça. Likidite işte altın top. Altın top. Çünkü öbür türlü diyorsunuz ki o taştan, demirden bir top likidite olmazsa bir daha yukarı çıkamıyorsunuz. Evet. Ben de şey diyorum hep oyuna girebilecek bir sermayeniz olacak. Yani çünkü hayatta evet. Oyun bitmiyor, fırsatlar bitmiyor. Her zaman oynayacak enerjiniz. Evet, onu oluşturabilecek bir asetiniz olacak en azından. Sermayeniz olmasa bile o sermaye oluşturabilecek bir asetiniz olması lazım. Evet. O asetinize. Neyse ama yani altın kural bence yani eksiti olmayan bir işe talip olmamak lazım, girmemek lazım. Peki. Bu programa paragraf dememizin bir başka anlamı da, nedeni de şu. Zaman en değerli şey. Bir saat içerisinde bir paragrafta o haftanın en önemli belki de konuğundan herkesin anlayabileceği bir dersi bir paragrafta özetleyebilmekti. Ben sizinle konuşmamdan pek çok not çıkardım ama zannediyorum 2019'un ikinci yarısına işaret ediyor olmanız bu paragrafı doldurmak için en evet, önemli cümle olacak. 2019'un ikinci yarısında gerçekten ciddi anlamda ilk yarısındaki bu duruş, ilk yarısına devam ederse siyasi duruş, ekonomik siyaset, ikinci yarısına Türkiye ikinci çıkışını yaşayabilir. 2019'un ilk yarısına radikal bir çözüm uygulanırsa Türkiye ekonomisi açısından Türkiye'nin yılın ikinci yarısında yükselişe geçeceğine inanıyorum diyorsunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. İkinci yarıyı Fenerbahçe açısından da yükselişe geçeceğimiz yıl olarak söylüyorum. Ben diyorum ya hep Fenerbahçe Türkiye, Türkiye Fenerbahçe'dir diye. İkinci yarı inşallah ikinci yarı hem Türkiye'nin hem Fenerbahçe'nin yüzünü güldürür. İnşallah. Ben de çok şey yapıyorum. Yani Fenerbahçe tabii ki buralara layık değil. Mutlaka çok daha iyi olur. Olacak. Ama şu anda bulunduğumuz yer tedirgin etmiyor desem de yalan olur. Tedirginlik iyidir, boş verin. Çıkış için bir ivme yaratır diyelim. Evet. Efendim, Akven Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamdi Akın. Hamdi Bey her zamanki gibi çok dostane, çok enerji dolu bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Efendim bir paragrafın daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine saat 20'de, yine çarşamba akşamı sizlerle birlikte olacağız. Bizi evlerinize kabul ederseniz seviniriz, mutlu oluruz. Etmezseniz de biz buradayız. Her zaman bekleriz efendim. İyi akşamlar diliyorum.